Evet arkadaşlar merhaba. 17 Mart 2022 Perşembe günü Şanlıurfa'dayız. Şanlıurfa'da tam 9 kuşlu bir program var arkadaşlar. Yine iki tane tek bir tane de alternatif bankomuz var. Evet Şanlıurfa ile ilgili görüşlerimizi hemen geçiyoruz hızlı bir şekilde. 9 kuşu var çünkü. Evet, birinci altılı gayenin birinci ayağı birinci koşuyla beraber 17-15'te başlıyor akşam koşuları. Maiden 4 yaşlı Araplar 1200 metreye çıkıyorlar. Evet, burada gördüğünüz gibi genelde ön tarafı alan bir iki tane safkan, ortada bir grup, arkada bir grup var. Hiç koşmamaya planlanmış bir grup var. O şekilde önde bir iki tane safkan yarışa gidiyorlar. Şimdi burada da aynısı olacak herhalde. Burada 8 numaralık köy İshak Katar'la ilk atımız 3 numaralı Sereceli Mehmet Şakir'le ikinci atımız 2 numaralı Ulugöl Fesih Çetinbaş'la. Evet bu da artık bu safkan böyle devam ediyor gelememeye. Fesih Çetinbaş Hasan Altun'da en son bindi. Paso Fesih Çetinbaş'la ikincilik yapıyor. Yine bakalım ikinci mi olacak merak ediyoruz. Evet, 1 numaralı Son Kral Emre Akkılıç'la ve 9 numaralı Ne Çu Kız Burak Bektaş'la arkadaşlar. Burada bakalım nasıl bir sonuç çıkacak. Zaten Burak Bektaş da tanıyor atı. 8, 3, 2, 1 ve 9 numaralı safkanlar diyoruz burada. Tam 5 tane atla geçeceğiz burayı. İkinci koşuya geldik. Şartlı 3, 4 ve yukarı yaşlı İngilizler 1800 metre kum piste çıkacaklar. Burada 5 tane safkan var bu 10 at içerisinde. İlk atımız 7 numaralı Kral Akın. Gerçekten güzel bir isim Kral Akın. Burada Fesih Çetinbaş'la yine Kaneko yavrusu. Şanlıurfa'yı çok iyi tanıyor. Bu Fesih Çetinbaş'a ben bir ya da iki tane koşu yazıyorum bugün kazanması lazım. 9 koşu içerisinde. Bunlardan bir tanesi de bu Kral Akın'la olabilir. Çok ön planda bize göre bu safkan. Bakmayın 47 handikap puanı falan olduğuna. Burası Şanlıurfa. Evet, 8 numaralı Latest Novel Mehmet Şakir'le. 3 numaralı Gürsuhan Yunus Çelikbaş'la. Bu Gürsuhan'dan da güzel bir koşu geliyor. Bugün Kaneko temsilcileri iyi. Ferit Yardımcı vardı üzerinde. Yunus Çelikbaş daha evvelden Diyarbakır'da 1800 metrede bir birincilik yaşattı bu safkana. Yani safkanı tanıyor Yunus Çelikbaş. 3 numaralı Gürsan'dan sonra 9 numaralı Helbent diyoruz. Sadık Altay en son kazandı. İlginç bir şekilde kazandı hatta. Ve 6 numaralı The Difference Abdullah Çankaya ile. Evet burası 7 8 3 9 6 şeklinde. 7 8 3 9 6 ama burada 3 numaranın altını çiziyoruz onu söyleyelim. 3. koşuya geldik şimdi. 7'li plasenin başlangıç ayağı. Şanlıurfa'da şartlı 3 bir koşu 3 yaşlı İngilizler 1700 metreye çıkacaklar. Tam 10 tane safkan burada start oluyor arkadaşlar. Biz de burada 3 tane attan vazgeçemedik. Aslında burada normal şartlar altında bizim tuttuğumuz bir safkan var. O da 7 numaralı Karun. Sami Kaplan biniyor. Bakalım nasıl bir performans gösterecek. 8 numaralı Anadolu Eseri Ferit Yardımcı'yla. İnanmıyoruz geleceğine ama gelebilir. Onu söyleyelim size. 5 numaralı Avcıoğlu Mahsun Turan'la. Evet burası 3 tane at yeter arkadaşlar. Ya burada yaparsa yine yukarıdan belki bir 3 2 1 yani Run for Baba, Novzara ve Die Hard'lardan bir tanesi belki gelebilir. Bu ki Run for Baba en son geldi. Bir daha geleceğini düşünmüyoruz ama 1 ve 2'den bir tane birisi belki bir sürpriz yapabilir. İstiyorsanız onları da ilave edersiniz. Buraya kesenize göre. 7, 8 ve 5 diyoruz. 7'li piyasa ayağında. 4. koşuyla beraber ikinci altılı gayan başlıyor. Maiden 4 yaşlı Araplar 1200 metreye çıkacaklar burada. Evet. Arkadaşlar 10 tane safkan içerisinde 4 tane safkana yer verdik ki 2 numaralı Cibar Bey Ekürüsü Akbalık'la burada çok şanslı gerçekten. Kalite açısından düşük seviyede kalan safkanlar. Burada tabii ekürlerin baskınlığı söz konusu görüntü itibariyle. İkinci atımız 9 numaralı şanslı Sabuha
Evet arkadaşlar şanslı sabah pek şanslı değildi. Bu 7 Mart'ta hatırlarsanız bir koşusu vardı yarım boyla. Hani orada biz dedik hatta yazmıştık onu da. Şanslı sabah iki tane at yazmıştık o gün. Premium kuponlu zannedersem. Ama yarım boyla maalesef ikinci oldu. Şanslı sabah şanssızdı o gün. Ama bugün şansını kırabilir. 3 numaralı huysuzun oğlu Emre Akkılıç'la evet bu huysuzun oğlu da dikkat etmemiz gereken safkanlardan bir tanesi mutlaka kuponlarda olması lazım. En son Sadık Altay'la meydandan çıkış denemesini yapmaya çalıştı. Bu sefer Emre Akkılıç var. Ve son olarak da arkadaşlar 7 numaralı son Nisan ablası diyoruz Mehmet Emin Doğan'la. Bu son Nisan ablasından da iyi bir koşu gelebilir bugün. Sürpriz konumda kalıyor. İki defa sorti yaptı bu Mehmet Emin Doğan'la Elazığ'da. Birinde ikinci, birinde dördüncü oldu. Daha sonra tekrar Şanlıurfa'da Mehmet Emin Doğan aldı 7 Mart'ta. Hatırlarsınız o son şanslı sabahın ikinci oldu koşuda. Maalesef dördüncü oldu ama çok da büyük bir fark arada yok. Bir 3 boyluk bir fark yemişti. Dediğim gibi yani kesiyorlar arkadaşlar. Ortada bir bölüm, önde bir bölüm giden atlar son düzlükte. Arkada bir bölüm böyle. Biz bu son Nisan ablasından çekiniyoruz açıkça söylemek gerekse. Evet burası 2-1 ekürler ön planda 9, 3 ve 7 numaralı safkanlar diyoruz. 5. koşu handikap 15. 4 yukarı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. 15 tane safkan var burada. Bu handikap 15'te 15 safkan. Evet. Burada arkadaşlar 1 numaralı Dancing Under'ı banko olarak Ferit Yardımcı'nın bu yarışı bırakmayacağını düşünüyoruz. Ve burada Dancing Under'ı biz banko olarak öneriyoruz arkadaşlar. Ferit Yardımcı da daha evvelen de bir üçüncülüğü var. Burada tekrar 62 kilo olmasına rağmen arkadaşlar burada 1200 metrede çok fazla bir etkisi olacağını düşünmüyoruz ve bizim bugünkü bankomuz yani birinci bankomuz öyle diyelim. 6. koşudayız. Handikap 15. 3 yaşlı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Burada 4 tane ata yer veriyoruz 6. koşuda. 5 numaralı kendine gel. Necmi Altın'la kesinlikle ihmal edilmemesi gereken bir safkan arkadaşlar. Burada kendine gel. 3 numaralı Emin amca diyoruz Hasan Altundağ ile. Evet bunu da mutlaka yazmamız gerekiyor. Şanlıurfa'nın safkanı ve Hasan Altundağ safkanı çok iyi tanıyor. Bir tane birincilik yaptı şartlı 4'te. Bakalım şimdi handikap 15'te de bir sorti yaptılar 3 Şubat'ta. Hatırlarsanız orada Money for Nothing'in arkasından 6,5 boy yemişti. Ama en yakın rakibine de 3 boy atmayı bildi Emin amca. Çok kaliteli bir safkan ve Hasan Altundağ ile çok iyi bağdaşmış durumda. Çok dikkat. 8 numaralı Cream Brule. Burada Mehmet Kıyak'la. Arkadaşlar Cream Brule. Evet. Biraz sürprize kalıyor bu ama yine de Adana'dan geldi. Sıkıntı çıkartabilir diğer atlara. Ve 7 numaralı Demir Ataş. Sadık Altay'la iki kere koştu. Ama dediğim gibi Hasan Altundağ vardı. Bu sefer Hasan Altundağ binmedi ona. Sadık Altay biniyor. Emin amcadan çok ümitliler arkadaşlar demek ki. Yani burada bu safkan bugün yarışa gidiyor belli oldu. Evet 3 numaralı Emin amcayı alternatif banko olarak öneriyoruz. 5, 8 ve 4 diyoruz arkasından. 7. koşudayız şimdi. Handikap 15. 4 yaşlı Araplar 2000 metreye çıkacaklar. Uzun metrajlı bir koşu. Arkadaşlar burada da günün ikinci bankosu var. 2 numaralı Yılma Baba. Mehmet Ali Aktürk'le bizim ikinci bankomuz. Evet kazandı ama önemli değil. Bu safkanda kazanma alışkanlığı var. Tabii böyle belirli periyotla kazanıyor. Eğer aynı şeyi yaparsa pek hoş olmaz bizim için çünkü bankomuz yanar. Ama burada Şanlıurfa'da Handikap 15'i kazanmıştı. Yine kazanacağını düşünüyoruz. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak 2 numaralı Yılma Babalar arkadaşlar. Mehmet Ali Aktürk çok iyi tanıyor atı.
Tabii burada biz başkasına güvenemiyoruz arkadaşlar. Yani burada bir 4 numara kralcamız var. Zorlayacak olan. Ama dediğim gibi 60 kilo da olsa tabii aşağıdaki safkanlar çok hafif kiloyla koşuyor ama kalite yani Yılma Baba gibi değil. Yani işin kötü tarafı. Hani belki bir burada o 7 numara Şahin Can bir şekilde bir atraksiyonda bulunabilir. Ertunga bulunabilir. Ya eğer bunu tek atmazsanız yani burayı. Bizim burada Yılma Baba tekimiz arkadaşlar. Biz güveniyoruz bu safkana. Mehmet Ali Aktürk de güveniyor. Yani güveniyor derken biliyor. Arka arka geleceğini düşünüyoruz. Bakalım hayırlısı olsun diyelim. Gelmezse de Jockey faktöründen gelmeyecek. Yani getirmeyecekler yani. Yoksa at gelir. Onu söyleyeyim o grupta. 8. koşu Maiden 4 taşlı Araplarda isim 1200 metre. Arkadaşlar burada da alternatif bankolarımız var. Bakın alternatif bankolarımızı switch yapabilirsiniz, değiştirebilirsiniz. Yerlerini yani nasıl alternatif bankoyu bankonuz yapıp banko verdiğimiz yerlerde siz kendi atlarınızı o bankoyu bizim bankomuzu yani sürdürek bankomuzu iptal edip kendi atlarınızı yazabilirsiniz. Bakın arkadaşlar bu organik yapıyı biz getirdik. Tahmin ekibi olarak alternatif banko kelimesi neden? Çünkü inanın belirli bir sistem var. Tahminciler ve hepimizin söylediği şeyler AGF oranlarını oluşturuyor. Bizim de ekibimizin de vermiş olduğu bu tahminler bir beyan kabul ediliyor. TJK ona göre bir AGF oluşturuyor. Şimdi burada bu sisteme biz ancak şöyle müdahale edebiliriz. Sürdirek bankoların yanına at yazıp alternatif bankoları banko haline getirerek müdahale edebiliriz. O zaman sistem karışır. Ona göre de farklı bir hedef dağılımı olur. Farklı hedef dağılımı olduğu için otomatikman bizler de bu sistemi delmiş oluruz ve ümit ettiğimiz ikramiyeleri de tuttuğumuz atları tutmuyormuş gibi, tutmadığımız atları da tutuyormuş gibi burada kendiniz bileceksiniz bunu tabii ne yaptığını. Bunu kuponlarınıza yansıtabilirsiniz. Yani biz burada normal şartları söylüyoruz ama alternatif bankolarla buradaki bu deliği açıyoruz yani size. Yani uzanabilmek için hani o alternatif banko geldiği anda siz diğer yerlere at yazmış oluyorsunuz. Otomatikman yazmış olduğunuz atlar belki de bir 20 ganyan, 15 ganyan bakın yazan yazıyor ve tutturuyor. Yani uzatmayalım. Burada 4 numara alternatif bankomuz bizim arkadaşlar 8. koşuda İsmail Han Ferit yardımcıyla 1 numaralı Deli Osman Mehmet Ali Aktürk 8 numaralı Borç Kalı Hasan Altun'da 3 numaralı Himalinoğlu Mehmet Şakir ve 10 numaralı İlk Nefes Menderes Avşar. 4 alternatif bankomuz 1, 8, 3 ve 10 dedik. 9. ve son koşudayız. Şartlı 3, 4 yukarı Araplar 1300 metreye çıkacaklar. Evet arkadaşlar burada son koşuda da tam 6 tane at yazacağız. Bayağı bir at koşu 18. Güzel bir program burası da. Hem İzmir hem Şanlıurfa gayet geniş program var. 11 numaralı Güneş'i gördüğümde başlayalım Ferit yardımcıyla. Ya Ferit yardımcı burada önemli bir faktör ne olsa olsun yani sonuçta satrançtaki taşlardan önemli bir nüans. 4 numaralı Boztepe Bey'i Necmi Altın'la. Yani onun bindiği atı yazıyor olmamız ona itibar ediyoruz anlamı taşımıyor. Ki biz tanımıyoruz etmiyoruz ama sonuçta getirdiği için otomatikman bizim için bir satranç tahtası üzerinde bir taş. Öyle diyelim. 2 numaralı Siboş, özürüm Şarlo, Harun Sarıdal, Hikmet Sarıdal. 16 numaralı tasarımcı İshak Göz. Bakın tasarımcı biz tek vermiştik geldi. Burada dinlendirdiler 2 hafta. Valla yine gelirse çok kuvvetli bir safkan. Yazalım dedik onu da. 15 numaralı Altın Bartın. Arkadaşlar bu safkanı biz yazıyoruz. Normal şartlar altında hazır olduğu anda gelecek olan bir safkan bu. Biraz da kısa mesafeleri de seven bir safkan. Ve 7 numaralı Yılmaz Hoca Abdullah Çankaya'yla. Evet. Bu aya bol bol at yazmak gerekiyor. 11, 4, 2, 16, 15 ve 7 dedik ama bu ayaktan arkadaşlar yani Hedve var 5 numaralı yazamadığımız 3 numaralı Yiğit'le mi var? Yani bunların hepsi düşünülmesi gereken safkanlar arkadaşlar. Hatta 1 numaralı Memo Candır dahi burada geliri var.
Evet. Şanlıurfa ile ilgili arkadaşlar görüşlerimiz burada sona eriyor. Biraz uzun video oldu. İzmir videomuz da yayında. Başarılı ve şanslı bir gün geçirmeniz dileğiyle arkadaşlar. Yapabildiğimiz kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tabii ki tecrübelerimizden de yararlanmanızı isteriz. İnşallah rast gelsin diyelim. Bir sonraki yarış gününde görüşmek üzere. Hoşçakalın.